hastanede böyle problemler karşılaşıyorsunuz. Peki nasıl ilerliyorsunuz doktorlukta mesleğinizde? Ameliyat yapmanızı engelliyorlar. Bir taraftan sizi yani meslekten soğutuyorlar mı bilmiyorum ama çok fazla engel koyuyorlar önünüze. Evet. Neler yaşıyorsunuz? Ne olacak ondan sonra? Ya tabii işte bazen namaz kıldığım tahta kırılıyor. İşte neden kırıldı Nasıl yani diyorum. tahtayı kırıyorlar? Tabii mesela şimdi acilde hemen acilde çalışıyorsunuz. Kapının orada yani mutlaka orada durmadan yiyelen hastaya sen müdahale ediyorsun. Hem namazını da kılmam lazım. İşte bir röntgen var hemen yanımızda. Evet. Hemen yan oda. Röntgen arasında personelin kıldığı namaz tahtası var. Hani ben gidiyorum farzından kulüvallahu Allah'a semet. Yani öyle bir şey. Hızlı bir namaz kılıyorum. Ama işte bir profesör görmüş orada namazı. O namaz tahtası kırılmış yani. Allah Yani. Allah. Tabi bunları yaşıyorsunuz. Tabi bir sıkıntı oluyor. Yani devamlı böyle bir karşı taraftan bir baskı var. Ama İmam Hatipler'de şey var. Sonra bir çıkış noktası gibi bir şey oldu bir gün. Yine ona sevindim. Bir serviste bir hoca benim böyle namaz kıldığımı görünce ya Salih dedi ben dedi doğuluyum dedi. Benim annem namazlı dedi. Ben namaz kılmıyorum dedi. Ama seni görünce ben dedi kendimi irdeledim dedi. Ben dedi bu kadar başarı kazanmışım dedi. Şu giderken dedi beni de çağır dedi. O. Şimdi gidiyoruz beraber kılıyoruz. Mescit var değil mi bu Yok arada? yok. Ya, Öyle bir köşede kılıyoruz. hayır, Aa yani olmaz koskoca dedi. Ben Cerrahpaşa'da. kuvvetliyim dedi. Bir odayı dedi mescit yapacağız dedi. Sen seç dedi. Bir dakika hocam, hiçbir mescit yok. Gelen hastalar falan var. Tabii yok. Çapa'da hiç mescit yok. Ha, o olayı anlatayım size. Ben şimdi asistanken hakikaten hiç mescit yok. Yani Evet. örtülü öğrenciler geceliğin yani uzak camiye gitmesi falan da zor. Dedik ki yani İskender Paşa işte bazı cemaatlerin abileriyle konuştuk. Dedi ki yani ben dekana gidelim. Hani bir oda bir yer olsun ki mescit olsun koca çapada. Evet. İşte bunu konuştuk. Ertesi gün ben dekana gideceğim. Sabahleyin acildeyim. Birisi elimde tuttu. Kimsin dedim. Sivil polis dedi. Nasıl yani? Dedim sivil polisler ne işin var? Sen dedi tehlikeli işlere giriyorsun dedi. Ne tehlikesi dedim. Mescit için uğraşıyorsun dedi. Hasbinallah. Ya o zaman cep telefonu falan yok. Evet. Yani ne kadar bir izleme var düşünün. Yani birileri sizi gammazlamış hocam yani. Tabii. Yani peki dedim ne olacak? Ya dedi sen dedi kaç dil biliyorsun dedi burada profesör. Sen dedi bu işlere karışma dedi. Bu işlere çok kuvvetin olur dedi. O zaman yaparsın. Hasbinallah. Şimdi hoca da böyle yapınca şimdi tekrar bir kapı açıldı. Güzel, Bir o mesele nasıl kapandı? Bir yapamadık. dakika. Açamadık hiç onu Hayır, hayır yani hiç. o poliste mevzunuz nasıl kapandı? Sana ne, sen nereden biliyorsun falan. Tabii ben dedim yoluma devam. O zaman dedi seni buraya almazlar dedi. Hakikaten de şöyle oldu. Allah razı olsun. Mehmet Fidan oldu ya. Allah razı olsun. Allah şifa versin şimdi bir hasta. Rektörlükte dosyama baktırmış. Yani o zamanlar. Yani çok istemiş benim orada kalmam için. Yani herkese gidiyormuş hocalara. Yani diyormuş yani bu adam nesi eksik? Nesi Evet. eksik? Her şeyi tam diyorlarmış. Ama diyormuş bu adam burada olursa bunun gibiler çoğalır o zaman. Allah Diyor ki rektörlükte dosyam var diyor. Yani değil bakın her şey mükemmel fakat teşkilatçı bir adam. Yani Müslümanları burada güçlendirir. Dolayısıyla kırmızı dosyadan girilmemesi lazım. Hiç alınmaması lazım adam diye kırmızı dosyam var. Allahu Ekber ya. Bir de bu kadar başarılısınız yani. Peki ne oldu ondan sonra? O süreç? O da istiyorsunuz. Mehmet Şimdi Bey'le. hoca tabii o sırada Amerika'dan gelmiş. Yapılmayan ameliyatlar yaptığı için kuvvetle. Dedi ben dedi o mescit yapacağım dedi. Yaptık. Ama dedi diğerlerini de çağıracağım. Hocam bir gidiyorum. Arkamda herkes o kuvvetli ya herkes kılıyor. Maşallah. Tabii tekrar bana bir kapı açıldı. Tekrar ben burayı sevmeye başladım. İşte burada beraber bu hocayla kalırım diyorum. Bak bu da bir dindar. Bir yerde açıyor. Ondan hakikaten güzel ameliyatlar yapıyoruz, şeyler oluyor. Bana tekrar bir moral geldi. Yani tekrar ben burada kalacağım diye düşünüyorum şimdi. Bir gece ya Salih dedi. Ben dedi hırslıyım dedi. Dedim hocam. Daha çok para kazanmak istiyorum dedi. Daha çok televizyona, daha çok büyük hastanelere gitmek istiyorum dedi. Ama önüme masonlar çıkıyor dedi. Masan ol, seni meşhur edelim. Diyorlar. Hocam dedim bak, yani sen benden daha eğitimlisin, daha akıllısın. Bak şimdi dedim Allah ne kadar güzel. Sen dedim şu anda Amerika'dan geldin dedim. İlmin zirvede. Elin iyi, her şeyin iyi. Bak beraber namaz kılıyoruz. Buraya gittiğin zaman adamlar sana böyle şimdi sevimli gözüküyor. Ama yani seni içeri almalarının sebebi seni dine karşı kullanacaklar esasında. Kendilerine kullanacaklar. Yapma dedim bak. Geldiğim şey kaybedersin. Ya işte Salih öyle söylüyorsun ama yani bu dünya arası da iyi diyor. Yani nasıl daha mı? Yani içime kalmasın. Hocam dedim daha ne olursun? Yani burada en iyi bu işi yapan sensin. Evet. Yani imkanın da var. Yani epey şeyin de var. Araban var, evin var. Yapma dedim kendine kıyma. Sonra bir gün bir hoca çağırdı beni. Oğlum dedi bak ben ateistim dedi.
Ben ateistim dedi. Ama dedi insan arkadan vurmam dedi. Senin bu kankan var ya dedi, senin buradan attırmak için uğraşıyor. Nasıl yani? O mason olmuş, beni attırdı. Şaka yapıyorsunuz. Ya. Beraber mescit açtığınız, beraber namaz kıldığınız hoca dünya hırsından dolayı mason olmuş ve sizi buradan attırmak için uğraşıyor. Hasbünallah. E siz yıkıldınız tabii o zaman. Yıkıldım tabii. Yıkıldım. Ondan sonra ne olacak peki şimdi? Şimdi tabii insan yine hırsı bitmiyor. Yani sonunda onca sene gelmişsiniz ya. Hı hı. Şimdi bir tane de orada kalan dedi ki, bak dedi Sahil dedi, açıktan namaz kılma. Namaz kıldığını kimse bilmesin. Git kimseye dini tebliğ etme. Sen bir de açık birisine evlenirsen buradan yine seni alırlar. Tamam dedim, yapayım bunlar. Dünya şeyi bitmiyor. Bunları düşündüm. Yine bir Robert kendime göre buldum. Düşündüm onu göre, her şeyi ayarladım. Fakat kalçamda bir ağrı başladı. Mevla istemiyor ya. Evet. Bak ben istiyorum. Mevla istemiyor. Kalçamda bir ağrı başladı. Allah Allah, kalça ağrı artıyor. Koşmam lazım artık. Kendimi iyice yanandırmam lazım. Ben koşamıyorum. İşte tahliller yapıldı. 10 kilodan spondilit hastalığı. Yani bu kalça kemiklerinden başlayıp oraya vücudun kendi hücreleri saldırıyor. Kireçlerine geliyor. O sopa gibi adam oluyorsun. Ben yürüyemeye başladım. Beni bir bilgisayarlı oturma işlerine aldılar. Hatta o zaman orada 5 vakit namaz kılan başka bir hoca var. Böyle sabah namazında gelir, çok çalışkandır. Ya dedi, aileden seni bir dindarla evlendirecek ama sen sakat oldun be dedi. Ama ben anladım. Ben Mevla'ya şöyle söz vermiştim. Allah-u Teala dedim, sen bana bildirdin. Sen dinini sevdirdin. Dindarlığını sevdirdin. Ben dedim bu kuvvetimi dine tebliğ kullanacağım. Nasıl peygamberler ücret istemeden canlarını ortaya koyduysa ben de bunu ortaya koyacağım diye söz vermişim. Sözümden vazgeçtim ya. Mevla ağrıyı verdi mi? Evet. Şimdi ben işi anladım. Anlamayı nasip ettim. Ben dedim tebliğ etmezsen bundan kurtulamam. Çünkü ikisi de gidiyor. Yani diyor ki sen örtülerini de evlenemezsin. Burada da kalamazsın. Sakat kalacağım. Tekrar ben başladım tebliğe. Dolayısıyla beni oradan attılar. Nereye atıyorlar? Tabii Haseki'ye geçtim. Haseki'de de bir travma şöyle yaşadım. Yani orada çalışıyorum sabah akşam, sabah namazında akşama kadar çalışıyorum. Bir dakika, atarken ama ne diyorlar şimdi, o da önemli. Yani, yani şimdi kız herhalde... kardeşimin örtülmesi de şey oldu. Örtülmeyi onu tamam da gördüler. Eve baskın yaptılar. Kız kardeşimin örtünü çıkarması için hocalar baskın yaptı. Geldiler eve, resmen başını çıkar. Tabii. Kız kardeşinizden onlara yani ne? Dedim niye dedim. Yok sen dediler öyle kuvvetlisin ki yani bir iki sene içinde seni doçent yaparız. O örtüsünü çıkarsın. Dedim yani daha çok çalışayım. Evet. Ben dedim ta Fenerbahçe burası. Çapaya gelmiyor. Benim adımına gelmiyor. Oraya gelmiyor. Size ne konuşmuyor. Size ne dedim. Yok dedi. Yani şimdi dedi sen duyuldun artık dedi. Senin böyle bir yaşamınla dedi seni buraya alamayız dedi. Asıl ve bunu Allah söyleyen de Kaya Çilingöroğlu. Yani çok kuvvetli, çok dindar. Yani dindar olanları seven, beni seviyor, destekliyor. Hiç rüşvet almaz, sağlamdır. Oğlum dedi yani sen buraya alınacak adamsın ama dedi. Senin bu hallerinden dedi. Bana çok laf gelir. Ben kaldıramam bunu dedi. Allah Allah. Tabii hocam biz bugünden bunu anlamakta çok zorlanıyoruz. Yani hani biz anlıyoruz da yeni nesil bunu anlamaz. Çok güç. Yani gerçekten çok zor. Evet. Hele bugünün Türkiye'sinden bakınca elhamdülillah ki biz alıştık yani. Hani normal şu anda yaşadığımız Türkiye'de alıştık. Biraz da bundan dolayı nankörlük yapıyoruz biz. Evet evet gerçekten bazen nankörlük yapıyoruz. Sizin anlattıklarınızı bizim yani bu Türkiye'deki yaşayan hele bu Türkiye'yi böyle doğmuş büyümüş insanların anlaması çok zor. Ya ne demek? Kızınız yani... Kız kardeşinizin başı kapalı diye mesleğinizle hiçbir ilgisi alakası yok. Hiç sizi ziyarete bile gelmiyor değil mi? Hiç. Evinize geliyorlar diyorlar ki kız kardeşin başını aç. Çok başarılı olmana rağmen biz seni o zaman doçent yapacağız. Hasbünallah. Bunu anlayabilmek çok zor hocam ya. Nerelerden geçtik? Bek siz de tabii ki olumsuz cevap verdiniz. Tabii ben olumsuz cevap verince ben oradan atıldım. Şimdi bir saniye şunu merak ediyorum. Atılmanız için bir şey doldurmaları lazım. Evrak, bir şey. Aynen öyle. Ne diyorlar şimdi? Kız kardeşin başı kapalı diye acil bir toplantı yapılmış. Benim sırf atmak için. Hatta yine o ateist, ben Allah'a inanmam diyen, dedi ki yani sana büyük haksızlık yapıldı dedi. Seni buradan, o toplantıda ben olsaydım senin atılmana engel olurdum dedi. Sırf sizin atmak için acil bir toplantı yapılıyor. Evet. Çünkü kalıyorum, çalışıyorum çünkü. Yani birçok servis gel bizde çalış diyorlar. Yani çünkü sabah akşam çalışan bir adam var. Ve başarılı da. Tabii. Bakıyorlar ki masonlar yani tehlikeli. Bir toplantıyla artık o toplantının araştırmadım ben. Sebebi nedir, neye dayandırmışlar onu bilmiyorum. Atıldık. Nasip ol. Haseki'ye gittik. Ama Haseki'de daha da büyük bir travma yaşadım. Nasıl? Yani şimdi bizim servis şefleri değişti.
Yani öyle bir hoca geldi ki, yani biz de onu destekledik. Bak işte ben çok ilim sahibiyim, bak çok çalışacağız, şöyle olacak, böyle olacak. Geldi. İşte ben de o sırada Deniz Fener'inde bir dönem çalıştım mesela. İşte İHA ile iyi ilişkilerim var, bir hastalar olsa gönderiyor. İşte İHA'dan kanserli hasta geliyor. İşte o servis şefi değişmiş. O para istiyor ondan. Yani yeşil kartta hiç parası olmadan açıktan rüşvet istiyor. Hasta da ağlıyor. Salih Bey diyor, yani sen yatış veriyorsun, ameliyat edeceksin ama diyor hoca yatırtmıyor diyor. Çıktım, yani niye dedim, niye bu parayı alıyorsun? Bak senin aldığını biliyorum ben. Evet. Ama dedim yani hali olan var, verebilen var. Bunlar veremiyor. Yani bu kanserini ölecek. Yani bu günah değil mi sana dedim yani bu. Yok bak yağdan gönder, parası yok. Dedim yani bunu yapma, bak zaten ben ameliyat yapacağım. Hani sen bu işe karışmayacaksın da. Sen hiçbir emeğin yok. Sen salaksın dedi bana. Hasbinallah. Niye dedim salam? Dedi yani biz devlette dedi bir şef oluyorsak, bir doçent oluyorsak, bir yere geliyorsak dedi. Bunları alabilmek için geliyoruz dedi. Buradaki 3.000 lira, 2.000 lira için dedi bu iş çalışılmaz Ya bir senelerce dedi. saniye, şimdi o parayı veremeyecek kişi ve vermezse de yatışı olmayacak ve o kişi ondan sırf para alamadığı için, rüşvet almadığı için ölmesine göz mü yumulacak Evet, hocam? aynen öyle. Ve Hasbinallah. ben bundan aptal oluyorum. Yani bu benim için son nokta oldu. Ya dedim bak yanlış bir iş yapıyorsun. Yani o zaman dedim bu hak paraysa dağıt o zaman dedim. Bak personel de var burada, hemşire de var, herkes çalışıyor. Yani herkesin maaşı az o zaman dedim. Bak dedim televizyonları çağıracağım dedim şimdi dedim. Seni de ben dedim seviyordum dedim. Sen bu işleri yapmayacağım diye söyledin dedim. İlim yapacağız, çalışacağız diye beni kandırdın dedim. Ben seni destekledim buraya gelmesini. Sen şu anda dedim beni yalancı çıkardın dedim. Evet. Ve ben dedim bütün televizyon gazeteleri çağıracağım şu anda seni dedim. Hocam beni Eyüp Sultan'a sürdü. Şaka Evet, yapıyorsunuz. Eyüp Sultan Polikliniği sırf günde 2-3 tane hasta pansumana geliyor. Ya tırnak çekiyorsun ya bir şey. Yani sen dedi madem dedi ibadeti seviyorsun dedi. Burada hep alıyoruz biz dedi. Rüşveti öyle bir yaklaştırmışlar ki işte babam bundan korkuyordu devlet Normal işinde. yani. Yani Normal bir şey almanız. bu düşünün ben muayenehane senelerce açmamışım. Bu işlere karışmamak için. Evet. Arkadaşlarım diyor ki yani bak tanıdığımız çevre bir yerin mi ya eve mi geleceğiz hep? Hiç unutmuyorum. Muayenehaneyi yeni açmışım. 50-60 yaşında yaşlı bir amca gelmiş oturmuş. Gelmiş oraya. Bayağı da bir para koymuş masaya. Amca dedim bu para ne? E Haseki de dedi bıçak parası öğrendim dedi cerrahın dedi. E bu para dedi sıra koydum dedi. Amca dedim bak ben sakallıyım dedim. Bak artık sakal da bırakmışım. Ben artık dini öğrenmişim dedim. Benim babam 1 lira almamak için neler yapmış dedim. Ben bu parayı alamam dedim. Sen yine ameliyatını yaparım dedim. Sakalına tüküreyim sen dedi. Parayı beğenmedin dedi. Yani rüşvet o kadar Yok artık, normalleşmiş normalleşmiş ki. ki. Düşünün ben kendi elimle bu halimle anlatamıyorum ona. Yani rüşvet alınma. Yok dedi sen dedi dendikleri gibi adam değilmişsin dedi. Para beğenmedin dedi. Sen bu parayı beğenmedin onun için yaptı. Ben adama derdim bile anlatamam. Rüşvet bu kadar artık şey olmuş. Dolayısıyla ben artık yıprandım. Yani hastanede de çok enteresan. Yani o kadar dindar, milliyetçi insanlar var. Yani bu Salih bu kadar çalışıyor. Bu da atılmaz demediler. Şimdi tabii siz bu anlattığınız şey, ben biraz önceki cümleyi tekrar kuracağım. Anlattığınız şey biz bugün bakınca anlayamıyoruz. Hele genç arkadaşlarım hayatta anlamayacaklar. Yani küçük bir hatırlatma yapalım. O dönem tabii ki doktorlarımızın öyle hepsine böyle bir şey söyleyemeyiz. Tenzih Yok, ediyoruz. tabii. Ama bazı doktorlarımızın, bazılarının onu Evet, söyleyelim. aynı. Özel muayenehaneleri olur. Yani. Değil mi hocam? Hastanelerin yakınlarında olur Tabii, genellikle. hemen karşısına vardı O işte bunun. apartmanların üzerinde, ben hatırlıyorum hocam yani Tabii, o dönemleri. tabii, Apartmanların üzerlerinde tabii, tabelalar olur tabii. dairelerde. İşte operatör doktor kim, genel cerrah mı kim, işte kim böyle, KBB uzmanı şunlar bunlar. Aynı zamanda hastanede Tabii. çalışırlardı. Hastaneden hastaları bazı doktorlar diye tekrar düzeltelim ki Aynen, asla aynen. asla kimseyi tenzih etme şey yapamayız. Böyle bu konuda suçlayamayız, itham edemeyiz, Tabii. Allah'a sığınırız. Tabii. Bazıları hastanede muayene eder, kartını verir, gel muayenehaneme burada devam edelim diye orada devam ederdi. Şimdi sizi de öyle birisi sanmışlar. Peki ne oldu sonra o hastayla durum? Yok, kızdı bana çıktı. Sakalına tüküreyim dedi çıktı. İkna da olmadı yani. İkna almadı. İkna edemedim ben. Hasbinallah. Amca bu parayı istemiyorum dediniz, yine ikna olmadı yani. Dedi sen bu parayı beğenmiyordun. Ben de seni adam zannetmiştim dedi. Eyvah Yani o eyvah. zannetti ki ben daha da fazla para istiyorum. Geldiğimiz duruma bak. Ya. Peki sonra Eyüp Sultan'a sürüldünüz. Yani Poliklinik o zaman Eyüp Sultan tabii muhtemelen. poliklinik diyor dedi ki gönderen hoca işte yani işte dedi sen dedi ibadette seviyorsun git orada dur dedi. Yani dolayısıyla benim mesleğim ölecek. Yani ne yapayım yani çapadan atılmışım burada da bu kilit noktaya gelmişim. Ne yapayım dedim. İşte dedim bir hayır kuruluşuna çalışayım dedim. Çıktım Deniz Fener'e çalıştım. Ne çok güzel. Ne kadar sürdü oradaki şeyiniz?
Yani çalıştım derken bir yardım gönüllüsü olarak. Tabii oranın doktorluğunu yaptım, ameliyatlarını yaptım, işte taramalarına gittim. Çok iyi. Güzel zamanlar, çok güzel zamanlar. Peki bu arada şimdi 40 yaşında bir hafızınız var. Yaş 40 oldu mu şu anda anlattığımız hikaye? Yok, olmadı. 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 Tamam, o zaman oraya doğru geleceğiz. Evet. Peki Eyüp Sultan'da devam ediyorsun. Sonra ne oldu Eyüp Sultan'da? Dolayısıyla sonra baktım mesleğim körelecek. Evet. Yani burada şimdi orada çalışsam yani benim yaptıklarımdan rüşvetle para kazanıyor. Yani ben arama aracı olmuş olacağım. Evet. Kimseyi de kurtaramıyorum. Yani hiçbir yetkim de yok ona. Evet. Dolayısıyla kilitlendim. Burada sırf böyle dursam benim mesleğim gidecek. Hiçbir şey yapamıyorum. Dedim hayır kuruluşuna bağır dedim. Onların ameliyatlarını parasız yaparım. Daha iyi dedim yani. Hı hı. Geçtim. Deniz Feneri'nde çalıştım. Yani bıraktınız mı doktoru? Mesleği Ateki'den istifa ettim. İstifa ettiniz. Evet. Ondan. Peki çok güzel ya.